çocuğumun siber zorbalık eğilimi olup olmadığını hangi belirtilerle anlarım? Evet, siber zorbalığın her iki tarafı da aslında insanları son derece üzen detaylara sahip. Çocuğumuzun üzerinden bunu düşündüğümüz zaman da dramatik doğrusu tablolarla karşılaşıyoruz. Bunların bir tanesi çocuğumuzun bir zorbalık, siber zorbalık faili olup olmadığına ait gözlemlerimizdir. Çocuklarımızın eğitimlerinden sorumluyuz. Onun her türlü davranışından bu anlamda sorumluyuz. Dolayısıyla anne babaların çocuklarımızda istememiş olmamıza rağmen bir zorbalık eğilimi, bir zorbalık faili olma yönündeki eğilimlerini olup olmadığını anlamak da görevlerimiz arasında yerini alıyor. Acaba ben çocuğumun zorbalık eğilimleri içerisinde olduğunu, yani fail olma eğilimi içerisinde olduğunu neye bakarak anlayabilirim? Şimdi biraz da bunların üzerine duralım. Bu konuda söyleyeceğimiz ilk tespit, en belirgin olanı aynı zamanda bilgisayar kullanımı konusundaki değişimler. Eğer çocuğunuz olağandan daha sık, daha uzun süre bilgisayar kullanma şeklinde bir davranış değişikliği yaşamışsa bizim için bir ünlem işareti koyma zamanı gelmiştir. Ancak tabii ki tek başına bir bilgisayarı kullanmak, siber zorbalık eğilimi tanısı koymak için yeterli bir gösterge değil. Bunun hemen peşi sıra şuna bakılması lazım. Bilgisayarı uzun süre kullanıyor ama daha çok ne zamanlar kullanıyor? Eğer söz gelimi, geceliğin gibi, anne babaların evde olmadığı zamanlarda, çalışma, iş başında oldukları zamanlarda olduğu gibi, tek başına olduğu zamanlarda kullanıyorsa, ki burada özellikle geceleri kullanmak önemli, çocuğumuzun siber zorbalık eğilimleri ortaya koyma anlamında daha fazla risk grubu içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu çocuklarımız bilgisayarla ilgili, internet kullanımıyla ilgili alışkanlıkların kontrol altına alınması ya da incelenmesi anlamında paylaşımlarını kısıtlıyorsa, bu ne demektir? Yani bilgisayar kullanma ile ilgili detayları sizden gizliyorsa, bunu nasıl yapar? Söz gelimi bilgisayarına şifre kullanır ve sizin ona erişmenizi engeller. Siz yanınıza gittiğiniz zaman bilgisayar ekranını kapatır ya da bilgisayarı, dediğim gibi az önce, sizin görmeyeceğiniz, duymayacağınız zamanlarda söz gelimi kendi odasında kapalı kapının ardında kullanır. Eğer bu tür belirtiler varsa siber zorbalık için yine bu sefer daha şiddetli bir uyarıcı bizim için geliyor demektir. Öte yandan çocukların, siber zorbalık eğiliminde olan çocukların çevrelerine karşı bir tür duygusal soyutlanma, yani bir tür duyarsızlık eğilimi içerisinde olduklarını görmek de mümkündür. Yine bir destekleyici ve sürekli hale getirici unsur olarak olumsuz arkadaşlık ilişkilerine dikkate almak gerekir. Bu noktada anne babaların çocukların arkadaş çevresi konusunda duyarlı olmaları da gerekiyor. Bunu bir semptom olarak, yani bir belirti olarak tanımlarsam şunu söyleyebilirim. Eğer çocuğun etrafındaki arkadaşlık ilişkileri çok sık değişiyor, arkadaşlarıyla ilişkileri bozuluyor ya da tüketim ilişkileri şeklinde arkadaşlıklar oluşturuluyorsa çocuğumuzun bu noktada siber zorbalıkla ilgili daha fazla risk altında olduğunu söylememiz de mümkündür. Bir başka önemli nokta, çocuklarımızın farklı biçimleriyle ortaya çıkan şiddet ve saldırganlık davranışları ortaya koyma şeklindeki eğilimleri. Eğer çocuklarımızın davranışlarında belirgin, keskin biçimde özellikle, yani alışkın olmadığımız biçimde bu tür davranışlar, şiddet, zorbalık, sağa sola eşyalara zarar verme gibi bu tarz davranışlar sergiliyorsa bizim için çok daha büyük bir problem ortaya çıkacak demektir.